Şimdi de Afyonkarahisar Milletvekilimiz Ali Özkaya Bey'i kürsüye arz ediyorum. Sayın Divan, Sayın Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcımız, değerli Çanakkale Milletvekilimiz Cüzdan Hanım, Denizli Milletvekili kardeşimiz Nilgün Hanım, değerli Milletvekilim İbrahim Bey, İl Başkanım, önceki İl Başkanım, İl Genemesi Başkanımız, İl Kadın Kolları Başkanımız, ev sahibimiz, sahibimiz tabii, İl Gençlik Kolları Başkanımız, önceki Kadın Kolları Başkanı ablamız, ilçe başkanlarımız, milletvekilim, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler. Uzun uzun sayınca bu sefer eksik kalan beni niye saymadı diyor. Saymadıklarımı sizi de sayarak yoluma devam ediyorum. Az önce Sayın Bakanımız konuşurken güzel bir şey söyledi. Benim de aklıma bir yaşadığımız olay geldi. Afyon'a neler yapıldı, neler yapıldı diye. Bir gün rahmetli Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper Bey vefat etmişti malum trafik kazasından. Benim de sınıf arkadaşım, çok yakın kardeşimdi. Onun cenazesini defnettik. Bekir Bozdağ Bey, Adalet Bakanımız, Reşat Petek Bey, ben zannediyorum bir milletvekilimiz daha var. Özel uçakla Çardak Havaalanı'ndan bindik, Ankara'ya dönüyoruz. Şimdi ben göletlerin, barajların üzerinden geçiyorum. Daskırı'dan başladık. Sayıyorum işte şu baraj, şu gölet, şu baraj, şu gölet. Bunu da Sayın Bakanımız yaptı, şuna bakanımız. En son Bekir Bozdağ Bey dedi ki, ya Ali Bey, Sayın dedi bakanım vaatleri bize vermiş, göletleri size yapmış dedi. Hakikaten Afyon'un iklimindeki o sert iklim bile yumuşadı. Göletler, barajlar, yapılan bu sulama tesisleriyle birlikte Afyon çok daha bereketli, çok daha minbit bir hale geldi. Ve Allah'ın izniyle daha çok yapacak işimiz var. Daha çok gidecek yolumuz var. Verilecek, vatandaşa yapılacak hizmetlerimiz var. Bunu birlik ve beraberlik içinde olduğumuz müddetçe yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o büyük liderlik yolunda ona verdiğimiz güç ve kuvvetle yapıyoruz. Ama o olmayınca, şimdi bakın dertleri Sayın Cumhurbaşkanımız yatıyor, kalkıyor. Hele bir tanesi var, nörolojik sorun da yaşıyor zannediyorum. Konuşurken başıyla sonu birbiriyle örtüşmüyor. Söyledikleriyle ifade etmeye çalışıp da dilip dolaştıktan sonra yarım saat uğraşıyor. Ne söylediğini bilmiyor. Ne diyor? Biz çok affedersiniz, namussuz siyaseti getireceğiz dedik ve getirdik diyor. Kim olduğunu biliyorsunuz siz bunu. Şimdi yatıp kalkıp bunu uyguluyorlar. Efendim, geçen gün çok insanı hakikaten çileden çıkaran işte Firavun düzeni diyor. Biz Müslümanız. Bir insana Firavun demek yapılabilecek en ağır hakaretlerin, en galiz aşağılamanın, küfretmenin bir halidir. Bir Müslümana bu kadar ağır bir hakareti yapmak için bir insanın gerçekten akli melekelerinin gitmesi gerekir. İki, bunu FETÖ, bu terör örgütünün haşhaşi Hasan Sabbah'ı var ya Pensilvanya'daki, o hep onu söyler. Bu da o haşhaşi Hasan Sabbah'ın danışmanları vasıtasıyla artık söz söyleyen adamı haline geldi. Çünkü 5 danışmanı FETÖ'den mahkum oldu. Geldiği kasetle onların amaç ve hedefleri doğrultusunda devam ediyorlar. Bizim bunların hiçbirinden Allah'a hamdolsun endişemiz yok. Vız gelir, tırıs giderler. 10 seçim mi kaybetti? 11 seçim mi kaybetti? Allah'ın izniyle daha da kaybederler. Yeter ki biz bu birliklerimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yürütelim. Afyonkarahisar Türkiye'deki Ege bölgesinin birincisi, Marmara'nın birincisi, Akdeniz'in ikincisi, inşallah daha iyi noktaya da getiririz diyorum. Bugüne kadar kadın kollarımızda görev yapan Fatma Akbaba başkanımız var. Bırakıp gidenlere de selam olsun. Biz buradayız. Afyonkarahisar burada. Kadınlarımız burada. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyoruz.
Yeni seçileceklerinde Allah yardımcısı olsun. Kolay gelsin diyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kongremiz. Vekilimize bu güzel konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Afyonkarahisar